Hani meşhur bir laf vardır ya, şöhret afat getirir diye. Başka bir hani şöhret afattır derler. İki şekilde şöhret olur insan. Bir, kendisi şöhret perdesine atmak ister kendini. Heva hevesini uyar, şeytaniyeti uyar ve kendisini şöhret perdesine atar. Şöhret olmak için elinden gelen her türlü çabayı sarf eder. Bu hem dünyevi yolda, hem nefsani yolda, hem şeytani yolda olduğu gibi bu aynı zamanda da din yolunda olur. Din yolunda da bir kimse şöhret ister. Ne kadar büyük alim desinler, ne kadar büyük şeyh desinler, ne kadar iyi derviş desinler, ne kadar güzel sufi desinler. Vay şöyle bir mümin, şöyle bir mücahit, şöyle bir sufi, şöyle bir zakir, şöyle bir nakip, şöyle bir nigabba, şöyle bir şeyh. İşte o şöhret olmak için elinden gelen bütün çabayı ve gayreti sarf eder. Bu şöhret onu ne yazık ki cehennemlik eder. Bu şöhret ne yazık ki onu halkın ininde belki de aşk alkışlattırır ama Allah ininde batar o kimse. O yüzden şöhreti istemek riyadır. Riyada gizli şirktir. Gizli şirk ise insanı cehenneme götürür. O yüzden ehli sufi bu tip yapmacık şöhretten ve yapmacık şöhretlikten uzak durur. Şöhret olacağı, şöhrete düşüreceği her türlü halden ve fiilattan kaçar.